B takımıyla sahanın içinden serimizin son bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Erkan Kolçak Köstendil'i, dili sonrasında da Berkay Ateş'i ağırlamıştık. Bu sefer konuğumuz Kubilay Aka. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Futbolcu oyuncu ağırlamaya devam ediyoruz. <laughs> ee, i̇kisi profesyonel kalecilik sınırında dolanan isimlerdi. Sen de gördüğüm kadarıyla iyi bir hücum oyuncusun. Forvetsin evet. diyebiliriz. Forvet sağ açık. <laughs> ee, o zaman ilk birazcık dedikoduyla başlamak istiyorum. İlk iki bölümdeki konuklarımızla aynı sahada oynadın. Kendilerini nasıl değerlendirirsin? Berkay abiyle oynamadım. Oynamadın mı? Evet ya henüz nasip olmadı. Ama inşallah bakalım ilerleyen zamanlarda. Erkan? Erkan abi bir panter. Bir e, hırs abidesi. <laughs> Hiç öyle durmuyordu hırslı. Ya sahanın içinde çok farklı oluyor ya e bazen. Hepimiz hırslanıyoruz, hepimiz şey yapıyoruz. Hı. Erkan abi çok sakin hepimizi de. aşırı motive eden, ittiren e, bir abi. O konuda kaleciler... Zaten gerekli bence onların da biraz motive etmesini. E tabi Arkadan. Ee, arkadan. Erkan abi bu işi çok iyi yapan bir adam. Ee, Kendini hangi skalaya koyuyorsun onun üzerinden? Yani bilmiyorum yani. Başkalarına soralım bunu. Evet çok egoist bir şey olur. <laughs> Benim gördüğüm bayağı iyi ama oraya geleceğim. Ee, hazır seni bulmuşken beraber top oynadığın birkaç ismi daha soracağım onların oyunculuklarını. Sarp, Apak, Engin hepileri bu ismi Özellikle eklemek istediğin başkası varsa onları da sormak isterim. Yani e, Sarp abi ve Engin abi de bir kere oynadım, birer kere oynadım. Zaten e, aynı maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Evet aynı maçtı. Sarp abi çok iyi oyun okuyor. Yani e, çok iyi paslar verebilen ve çok güzel dribling alabilen bir oyuncu bence. <laughs> e, Engin abi de çok iyi pozisyon alan bir oyuncu. Yani oyunu güzel okuyup olması gereken yerde olan bir oyuncu bence. Kötü bir şey söylememek için çok iyi sınırlarda dolandığımız bir... Çok şey. iyiyim ama. <laughs> Sankı, Yok canım etti. iyiler yani. Bayağı iyiler. Sarp'la iki sene önce bir program yapmıştık. Şöyle bir anı anlatmıştı. Setten bir gün önce halı sahada suratına top geliyor ve <laughs> burnu kırılıyor gibi oluyor neredeyse. Ertesi günde hatta oynayamamış. Ondan sonra birazcık ara verdiğini söylemişti. Senin de bir sakatlığın oldu. Ee, benim nasıl oldu ya. Beni Erkan abi de sakatlamıştı. Karşıyla karşı karşıya. <laughs> evet evet çarpıştık havada ondan sonra. Benim o zaman da iki tane kaburgam bir tanesi yok ikisi de çatlamıştı o zaman da. Ondan sonra e, o iyileşti. Ya, çatlayınca oynayamıyorsun ister istemez. O Hı -hı. bir ikili mücadele olduğunda falan yoruyor yani onun acısı. Bir de iyileşmiyor sürekli esneyince beklemek gerekiyor. Bir ay falan girdi araya o zaman. Ondan sonra tekrar oynamaya başladım, elim çatladı. Tekrar oynamaya başladım, e, tekrar kaburgalarım çatladı. Bu arada bu setten süper, ne oluyor? Taraftan. Ya set devam edebiliyor Allah'tan. Çünkü işte el çatlasa da atel takılıyor, <laughs> atel çıkarılıp devam edilebiliyor. Kaburga zaten alçım falan herhangi bir şey yapılamayan bir şey olduğundan dolayı. Yani. Devam edebildiyse, yani setin devam edebildiği sakatlıklar geçiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kırık falan yok Allah aşkına. Yani. Yok şimdilik öyle bir kırık mırık olmadı. Bir elim bir kere işte bu burası kırıldı. Ee, ama devam ettim yani sonra hep bir şekilde toparlayıp devam ettim ama zorlandım tabii sonra. En baştan başlamak tekrar o kondisyon falan zor oluyor. Ha, zorlandın o. Evet, evet. normal <laughs> hayatta zorlandığım gibi Yok canım normal hayatta. Artık zorlanmıyorum. sakat <laughs> Alıştım sakat. <laughs> Küçük bir yer şey, sakat, sakat, sakat değilse garip geliyor artık. Şeyi soracağım. Üç kişi ağırladık. Üçü de Çukur dizisinden. Hı -hı. Yani siz bir ekip olarak hepiniz mi halı sahaya taşınaydınız yoksa böyle birbirini gaza getiren bir ekip mi oldu? Ya şöyle oldu. Ben e, uzun zaman böyle halı saha yapacak takım aradım. Çünkü çok seviyorum. Uzak kalmayı da çok sevmiyorum. E, Erkan abi de oynuyormuş. O beni Hasan Kabzelerle falan tanıştırdı. İşte bir art milli futbol takımı e, hı hı. kuruyorlar ve işte e, normal şartlarda Rusya'ya gidip e, orada bir 16 ülke turnuva yapıyorlar. E, eski futbolcular ve sanatçılar olarak. E, keyifli bir turnuva. Dedim katılalım ama herkes bir antrenman yapmak durumunda kalıyor o sefer. E, her hafta işte bir Haftada 1-2 oynamaya çalışıyoruz. Hala oynuyoruz yani. Bu Erkan Kolçak Köstendi'nin yedek olduğuna üzülüp az kaleci olarak Rüştü Reçber olduğunda rahat Evet bir evet Rüştü'nün yedeğiydi. Rüştü. Ha, Rüştü, <laughs> Rüştü <'nün kariyer. gülüyor> Çok iyi kariyer. Çok iyi kariyer. Rüştü'nün yedeydi Erkan abim. Hasan Kabze dedin. Hasan Kabze, Serkan Bazı, Tugay Kerimoğlu bayağı bir aslında profesyonel futbolcuya da sahip <laughs> çıkmışsın. Farkı direkt hissediyorsun değil mi? Ya tabii daha planlı, daha kurgulu bir oyun oluyor. Yani e, topu bir yere atıp koşmak yerine e, top koşuyor bizim yerimize. Daha güzel oluyor tabii. Daha da keyifli oluyor. Ee, daha böyle şovlu, enteresan şeyler oluyor. Güzel oluyor. Ama onlar da eğlenceli oluyor. Fark direkt yansıyor sahibi. Tabii canım. Yani büyük bir konfor onların sahada olması. Çünkü zaten planı, oyun planını onlar yapıyor. Güzel top dağıtıyorlar. Gidiyor, Tukay Kerimoğlu durduğu yerden bir pas atıyor ve <laughs> gol oluyor yani bir şekilde o. Hasan Kabze bizi nasıl koşturacağını, nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Hasan Kapsa 10 numara rolüne geçmiş galiba. Evet evet biraz öyle oldu. Forvet'e beni koydu. <laughs> i̇yi güzel. Gençlere biraz yol açmayı tercih etti. <laughs> Damanda tat bırakan bir halı sahn maçı istiyorum bu kadar büyük isimle oynamışken. Kendinin de iyi performans gösterdiğin bir şey de olabilir bu. Ya en son maçımız olabilir ya. Çok güzel kar yağıyordu bir yandan. Ee, bir yandan da böyle şansıma her şey her istediğimi yapabildiğim bir <gülüyor> <gülüyor> oyun oldu kendimden. Golü atma. paylaştın, videosunu paylaştın maç mı? Evet. evet. 90'a çapraza bir tane. Evet. Güzel, Tabii, çok böyle. güzel. Koyarız buraya onu. <laughs> de koyalım. Şuraya doğru. <laughs> İzlediğim birçok videoda dediğim gibi seni hücum hattının parçası olarak gördüm. Senden şunu sormu yani sana şunu sormak istiyorum. İdeal bir forvet için sence doğru karışım nasıl olmalı? Yani atıyorum kimi hava toplarını etkiler, kimi Hı -hı. savunma arkası koşusu. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Artı senin için ideal forvet hangisi? Benden çok savunma arkasına koşan forvetim. Hava toplarında çok yetenekli değilim yani o kadar. Ee, ama yani Forvet'in aynı zamanda iyi pres yapanı da gerekli bence. Yani ileride hücumda e, baskı yapa, yapmak da önemli. Orada topu kapmak da çok önemli. E, takımına katkı sağlayan Forvet olması lazım. Yani sadece Forvet alıp bitirmek e, değil bence. Aynı zamanda altı pas içerisinde ceza sahasında biraz olsun top yapabilmek ve en azından seyir zevkinin de arttırabilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun futbolda bir spor kadar aynı zamanda bir şov da hı hı. E, ve Türk futbolunun biraz bundan yoksun olduğunu düşünüyorum ben maalesef. Ee, yurt dışında artık e, sanki böyle uzayda izliyoruz gibi bir, bir futbol oluyor. Bazen. Tempo özellik, ya, Hiç düşmüyor, hiç düşmeyen bir tempo. Ee, asla düşmeyen bir motivasyon. Ee, hayran kalıyorsun izlerken. İnşallah Türkiye'de zamanla öyle olur çok güzel. bir Emre'nin yani takım kim şu sıralar? Bir de Fahret'i Fahret ismi alacağım. Sen Benim yani. ne olursa olsun Paris Saint Germain ya galiba. Gerçekten mi? Evet evet bir hayranlığım var. Böyle. Aa, çok ilginç. İlk kez Paris Saint Germain'in tutkuyla seven birini gördüm. Çok seviyorum yani. Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. Ha bir de Emrah Safa Gürkan gelmişti başka bir programda. O söylemişti. O da Paris'te okumuş. O dönemden tutuyormuş mesela. Da. Ben çok e, hızlı takım çok severim ben. City'yi de çok severim. E, hızlı takım olduğu zaman hoşuma gidiyor her şey. Paris Saint Germain'de yani kadrosu zaten yani FIFA'da falan da alıyorsun diye tahmin Tabii, ediyorum. Oradan zaten. FIFA'dan başladım böyle. <laughs> <laughs> Mbappe etti. var burada diye. Mbappe var burada, Neymar var. <laughs> Ama gerçekte Fenerbahçe'lisin. Evet. Yani Türkiye'den bir takım söylemek evet, gerekirse. Evet. Şükrü Sadıçoğlu'nun da, da bir fotoğrafını gördüm. Sahaya inme şansın oldu mu hiç? Sahaya indim, gezdim. Yani gezme fırsatım oldu. Oynama şansın olmadı. O oynama ha. şansım olmadı. Bakımdan Başka şansım. bir zaman diye umuyorum. İnşallah. Çok isterim. Fenerbahçe'liğini nasıl tanımlıyorsun? <laughs> Aileden falandır diye tahmin ediyorum bu arada. Aa, bizim ailemiz çok karma ya. Babam beşiktaşlı, annem Galatasaraylı. Ben Fenerbahçe'liyim. Nasıl oldu abi? <laughs> abi bizde seçimlere çok karışmaz. <laughs> Aileler. Ne bir maç mı o zaman? Nasıl oldu? Bir, bir şey mi gördün? Bir futbolcuyu mu? Yani bilmiyorum. Ee, küçüklükten beri öyle bir sempatim var zaten Fenerbahçe'ye. Renklerinden midir nedir? O ee, babamın şey yanısı var böyle. Sırtımdaydın daha doğrusu gün konuşamıyordum Fenerbahçe dedin e, şeyi görüp adamın sırtındaki işte Fenerbahçe yazısını görüp dedim çok. Ee, bilmiyordum mesela. Hatta o zamanlar da böyle şey düşünüyordum. Acaba ben Galatasaraylı mı olmam lazım falan. <laughs> Sonra baktım çok yanlış bir yerdeyim. <laughs> ee, Hiç bir de arkadaşlarım da çok hepsi Fenerbahçeliydi. Sonra bir yani aşağı yukarı hatırladım 6-7 yaşından beri hep Fenerbahçe var kafamda yani. İlk formamı falan hatırlıyor musun aldığını? Çok geç aldım ilk formamı çünkü ailede Fenerbahçeli yok. Olmadı. Kendin alman gerek. <laughs> Kimse buna yani e, şey yapmadı böyle desteklemedi benim Fenerbahçeli olmamı. Kendin mi alayım? E, kend, e eniştem almıştı. Acıyıp bana üzülmüştü artık. Arkasında ne yazıyordu? E, Kubi yazıyordu. Kubi ha, ben yılında. Alex seyredecektim onu soracaktım Alex mi diye. Yok. Alex hayranı olduğunu biliyorum çünkü. Sadece Çok. Fenerbahçe tarihinin en iyisi mi? En iyisi. Senin tarihin en azından. En azından benim bildiğim tarihin en iyisi. Yani izlediğim canlı canlı izlediğim tarihin bence en iyisi. Bugün, Özellikle Zico dönemindeki Fenerbahçe benim izlediğim tarihteki Fenerbahçe. 2008 deri... Şampiyonlar Ligi evet, evet. Yani orada çok ikonik maçlar da var. Chelsea maçı, Inter maçı. Ya belki neticesinde başarı olmayan ama e, tat bırakan şeyler var ya onlardan bir tanesiydi bence. Güzeldi o dönem. <laughs> Bugünün Fenerbahçe'sini nasıl buluyorsun? Bugünün Fenerbahçe'si son özellikle 2-3 haftadır izlediğim Fenerbahçe özlediğim bir Fenerbahçe. Yani isteyen, arzulayan ve motivasyonu çok yüksek olan bir Fenerbahçe. O yüzden e, böyle severek izliyorum son maçları. E, ondan öncesi biraz böyle bir sallantılı bir dönem oldu ama e, takım değişiyor, yeni bir şeyler oturmaya çalışıyor. Gayet normal şeyler bence. E, sabırlı olmamız gereken şeyler dönemler bunlar. Çünkü bir alt yapı yetişecek, yeni futbolcular dahil olacak. Şu an tam oturmuş bir hala ilk 11 mevcut değil maalesef Fenerbahçe'de. Ee, teknik rektör değişimi olacak, belki bir sistem daha gelecek. Ee, belki biraz daha sabretmek gerekecek ama e, oyuncuların en azından istediği bir Fenerbahçe var şu anda. O yüzden hoşuma gidiyor, çok severek izliyorum Fenerbahçe'yi. Çok güzel genç futbolcular da çıktı bu dönemde. Evet. İşte Altay olsun, Arda olsun. Ferdi. Muhammed şimdi Giresun'a kiralık gitti ama onunla da sözleşme yenilendi. Arda'yı, Altay'ı onları nasıl görüyorsun? Yani e, Altay artık genç... Mesela e, genç Altay, genç Ferdi diyorduk artık genç Altay, genç Ferdi demiyoruz. Altay ve Ferdi onlar ve bayağı takımın bel kemikleri. Çok iyi oynuyorlar bence. Altay kaleciden fazlası, e, Ferdi de elinden geleni yapıyor. Arda e, ilk 11 oynaya oynaya bence çok iyi olacaktır yani çok e, severek izliyorum. Çok yetenekli ya. Çok yetenekli maşallah yani Allah yolunu batını açık etsin. E, i̇nşallah böyle devam eder yani. E, bazen de gençler oluyor olmuyor falan öyle şeyler de oluyor. İnşallah öyle olmaz sonu. E, çok hevesle severek izliyorum yani Arda'yı. Muhammed de aynı şekilde çok hızlı bir futbolcu. E, o da geleceği çok parlak İnşallah hayırlısı olur onun hakkında. Biraz daha tarihe gideceğim. O bahsettiğin 2008 dönemlerine, Fenerbahçe tarihinde unutulmaz bir üç numarayı soracağım sana Roberto Carlos'u. Ee, i̇lk geldiğinde pek fazla insan inanamamıştı. Sen de o sıralarda galiba ortaokul civarında evet, olman anladım. lazım. O haber dönemi ve Carlos'un gelişini nasıl hatırlıyorsun? Ya şimdi e, o zamanlar gazetelerde şey oluyordu hep böyle. İşte Ronaldinho geliyor. Bilmem ne. Hep böyle bir heves. <laughs> biz böyle hep bir hevesle bekledik ve olmadı. Bekledik ve olmadı. Bir de çocuğuz o zaman. Küsüyorsun ister istemez. Roberto Carlos'un geldiğini biz inanamadık. Sonradan... Büyük ihtimalle ki... PES'te FIFA'da alıyordum. Yani A oynuyordum. Yani evet anca öyle. Forretman oynatıyorduk hatta yani. <laughs> neler yapıyorduk Roberto Carlos'ta. <laughs> Güzel toplar da atıyorduk orta sahada. <gülüyor> <gülüyor> İlk geldi sana şoka girdi yani. Özellikle. Şoka girdik hepimiz. Ama e, yani bir yandan da... E, Takımın antrenörü nereli olursa biraz da oranın futbolu yansıyor Hı -hı. ya e, takıma. Brezilyalı beklentisi ister istemez herkeste vardı bence o dönem. Zico o zaman senin için aynı dönemle birlikte tek direktör olarak da en simge isim mi diyebilir Tabii en simge isimlerden bir tanesi. Zaten e, futbolculuk döneminde de bence e, müthiş. E, biraz incelediğimde o dönemde müthiş bir futbolcu yani. E, aynı zamanda taktiksel zekası da çok yüksek bir adam. O yüzden eee en başarılılarından bir tanesi olabiliriz dediğim. 7 numaralara geçeceğim. 7 tane isim sayacağım sana Fenerbahçe tarihinden. 7 numaralı formayı giymiş. Hangisini seçersin? Bir de genel saydığım isimlerden özellikle yorum yapmak istediğim varsa onu da dinlemek isterim. Tamam. Müjdat Yetkiner, Hasan Vezir, Brian Stein Nielsen, Gerson, Emil Kostadinov, Mamadou Niang ve Musa Sov. Sov'la ilgili söyleyeceklerim vardır bence. Yani Sov Düz gol atamayan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, so bence mesela futbolcular vardır böyle hani e, çok gol atmazlar ama gol attığında da çok böyle akılda kalır bir yandan da. Gerçi gol atmazlar dediğimiz Sov şu anda aslında Fenerbahçe forvetleri genel var. forvetlerden şu anda Türkiye'deki daha fazla gol atmış halde. Eee... Çok rövaşata attı ama. Çok rövaşata attı. Ve bence yani en şov gollerin sahibi ya Fenerbahçe'de 7 numara olarak. Bence çok güzel goller attı. Çok da güzel takımlara attı. Manchester United. özellikle ayırıyoruz o zaman. bir seviyoruz. Mahmut Niyank güzel. Güzel bir 7 numara yani sağlam bir 7 numara. Gerisini çok hatırlayamıyorum ben Postalino de. Kostadinov zaten şeyden hatırlarsın belki işte meclis maçlarının dönemlerinden falan belki oralardan. Ama zaten senin o yaş grubuna daha... Tam doğduğun anca dönemlerde işte falan anca. Yani, Musa Sov falan. Musa Sov iyidir diyelim. iyiydi. Ozan Tufan da çok iyi. <laughs> Ozan'ı sever misin? Ozan'ı severim, çok severim. Gittiğinde üzülmüş müydün Watford'a? Ya e, sevindim, onun adına çok sevindim. Yani e, yurt dışında oynamak bence her futbolcunun yapması gereken bir şey. Her futbolcu bir Premier Lig'de oynamalı, tatmalı ucundan da olsa. E, i̇nşallah bir daha gider, bir daha orada başarılar da elde eder ama Fenerbahçe'ye ihtiyacı olursa Ozan Fenerbahçe'ye gelir. Öyle de bir durumu var Ozan'ın. Öyle oldu zaten. <laughs> Bek oynadı. Yine oynadı mesela. O yüzden 7 numara olarak da takıma katkısı yüksek aslında. Ozan'ı da ayırdık Ozan şu an. Ozan'ı da tabii. Maça gidiyor musun? Elimden geldiğince ya. Abi, i̇ş yoğun, çok yoğun. Ee, ama elimden geldiğince ya yerinde izlemeye çalışıyorum. Yerinde izlemeye çalışıyorum. Zaten o çok keyifli oluyor benim için de. Onu soracağım. Fenerbahçe'nin 12 numaranın yeri her zaman ayrı taraftarın. Özellikle hatta statta anonslarda bile hani hoş geldin 12 numara vesaire Hı. o bile bir kült olmuş durumda. Taraftarın futbola etkisini özellikle Kadıköy'ü hesaba katarsak Kadıköy cehennemi diye de tırnak içinde verelim. Nasıl buluyorsun? Ben sadece bir tek soru soracağım onunla ilgili. Son dönemde bir durgunluk seziyorum ben statta genel olarak taraftarda. Evet atmosferde diyeyim daha doğrusu. Katılır mısın buna? Ya tabii taraftar iz... beklediği futbolu izleyemedi uzun zamandır. Ama bu son 2-3 maçtır dediğim gibi bence çok düzeliyor. Taraftarla futbolcunun arası da düzeldi bence evet, artık. Çünkü futbolcu istiyor artık. Yani biz onun farkındayız. Mesela Trabzon Spor maçında aynı zamanda 10 kişi oynadı Fenerbahçe. 73 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Taraftar bir şekilde dengeledi durumu yani orada. Yine taraftarın etkisi vardı. Ee, taraftar takım için her zaman değerli. Sadece Fenerbahçe için değil, her takım için çok değerli. Ee, bizim ülkemizde taraftar, yani seyirci yok, taraftar var bizim ülkemizde. Takıma inanıyorsa ee, taraftar devreye giriyor. Zaten. Tabii, orada bir devreye giriyor ve takım da ister istemez orada bir ayağa kalkıyor. Çünkü e, olumlu bir motivasyon hepimizin istediği bir şey. Biz de mesela bir şey, e, olumlu bir eleştiri aldığımızda biz de çok seviniyoruz. Oyuncu olarak. E, Futbolcu da alkışlandığında düşse bile o da motive oluyor ve kalkıp savaşmaya devam ediyor belki. Öyle bir durum oluyor. Şeyi soracaktım. Normalde yani senin de sonuçta bir, sen de bir performans sergiliyorsun. Seyircilere karşı bir performans sergiliyorsun. Hı. tam da oraya gelecektim ve geri dönüş alıyorsun. Futbolcuyla bir oyuncuyu iki tarafı da halı sahada deneyimliyorsun birini Birini profesyonel hayatta deneyimliyorsun. Bir benzerlik görüyor musun? Yani ikisinin de... Takım oyunu e, ikisi de çoğunlukla. Şimdi ikisi de Aynı şekilde ve takım oyunu bir sette çok e, hep herkesin uyumlu olması gereken bir şey. E, diğeri de sahada herkesin uyumlu olması gereken bir şey. Aynı şey aslında. O yüzden belki ben de zorlanmıyorum yaparken. Çünkü e, illa ki gol atayım demiyorsunuz. Birileri de gol atsın, pas vereyim ve takım oyunu olsun bir şeyler olsun diyorsunuz. O zaman güzel oluyor bir şeyler. Benziyor mu? E, onların sarf ettiği efor çok fazla. Yani biz... Ee, o kadar antrenman yapmıyoruzdur muhtemelen. Hı hı. çok e, Onların hazırlığı daha fazla bizden. Bir de direkt taraftardan evet, direkt tepki görüyorlar. Direkt tepki görüyorlar ve onların gördüğü tepki en acımasız olan tepki aslında. Direkt verilen tepki ya. Yani Anlık bir de düşünmeden. Bizde düşünüyor, sindiriyor. Ondan sonra yazacaksa bir şey yazıyor veya söyleyecekse bir şey söylüyor biri. Ama futbolcularda öyle değil. Ben babamdan da biliyorum. Babam eski süperlik hakem benim. Aha. Babama edilen küfürler... <laughs> yani direkt onları direkt hatırlıyor musun o dönemi? Evet evet hatırlıyorum gidiyordum babamla maçlara. Ee, ee, ama tabii üzülüyor bu... Ya çocuk için çok garip küçüktüm spozisyon. o zaman üzülüyordum tabi. Yani <laughs> niye babama küfür ediyorlar diye de şimdi anlıyorsun onu. Şimdi öyle bir şey değil yani o. Ee, büyüdüm ben de etmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> büyüdüm, ben de ediyorum. <laughs> Yok etmiyoruz hakemlerimize küfür. Hakemlerimiz değerli ya. Yani. Ee, yaptıkları işler zor. Gittiğin maçlardan Kadıköy'de bir tanesini ayırmanı istesem senin için böyle en unutulmaz, en finest an buydu dediğin bir maç istiyorum sana. <laughs> Olympiakos maçı var. Çok komikti ama o. Yani hani ben sahaya biraz geç girdim. Bir girdim tabelaya da bakmadım hiç. Bayağı sıfır sıfırmış gibi izledim maçı. Ne kadar Bir <laughs> sıfırmış. <laughs> bir 15 dakika falan geç girdim yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir, bir baktım bir sıfırmış. Bir hüsran oldu böyle. Sonra baktım atmaya devam etti. <laughs> Daha da böyle bir hüsran oldu. Unutamadığım bir maç odur yani. Böyle çok üzgün gidip üzgün çıktım yani maçtan bayağı. Bir de Onu geç girdim. Tamam. çıktım. Çok evet, evet geç girdim falan. Olmadı o maç böyle bir üzüldüm. Oturmadı Zaten Fenerbahçe'nin son böyle Avrupa maçlarında genelde hep üzülerek. Sevdiğim maçlardan hangisi? <laughs> Sevindiğim vardır bir derbi falan. <laughs> derbi hiç gitmedim ya daha. Aha. Daha hiç derbiye gitmedim statta. Hiç vaktim de olmadı ona öyle bir şeye. Bir Bakalım. de oralara Kombinem mi var yoksa tek tek mi diyorsun? Tek tek öyle gidiyorum. Onlara bilet bulmak da zor oluyor. Zor oluyor bazen ondan. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyoruz. İlk derbiye i̇lk bir derbi. davet olarak. <laughs> Teşekkür ederim. Kadıköy'de bu maçı taraftar çevirmiş dediğim bir maç var mı peki diye soracaktım sana. Trabzon en, maçını en son söyledim. Trabzon maçında doğru. kesinlikle. Gayet yerinde bir cevap olur zaten. Son bir sorum olacak genel. Türkiye ile sınırlı değilsin. Futbol tarihinden bir ismi, bir futbolcu, bir takımı, bir tek direktörü seçsen kimin şerefine kadeh kaldırdın? Ve neden? Yani genel olarak aslında senin en sevdiklerini soruyorum daha doğru bu olacak. Yani futbol tarihi çok geniş tabii. Senin futbol tarihi, senin kişisel tarihi. Ronaldinho bence ya. Yani ben Ronaldinho'ya bir kadeh kaldırılırdı. Bence çok hak ediyor. Ee, yani futbolu, sadece futbol oynamıyor, şov yapıyordu o. Ve e, onun kadar estetik oynayan kimse de daha bence gelmedi hala. Ee, evet Ronaldo var, Messi var. Öbür Ronaldo var, var, öbür Ronaldo var çok çok yetenekli futbolcuydu. Var, var. Ama onun bence çok farklı bir futbol oynuyordu yani. İçgüdüsel gibi. Gördüm. Evet evet yani onun kendine has bir futbol tarzı vardı. O onu yapıyordu. Çok da güzel bir şovdu bence yani izlediğim en iyi şeylerden bir tanesi. En sevdiğin futbolcu doğal olarak. Tabii. Çok teşekkür ederim. Benim Sorularım bu kadar. Vay be bitti mi? Bitti, bitti. <laughs> Bu kadardı. Çok sağ ol geldiğin için de. Ben teşekkür ederim. Serimizin sonuna geldik dediğimiz gibi. Sağın içinden serisinde 3. bölümde Kubilay Akay ile beraberdik. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize hoşçakal diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>